Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlıca anne kıymet ben. Waffle yapıyoruz bugün, hem de tost makinesinde, kendi mutfağımızda, mis gibi tertemiz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kahvaltılık çikolata ve evde bulunan çilek, muz, hangi meyveniz varsa dilediğiniz gibi biraz fındık, ceviz ya da sade olarak tüketebilirsiniz. Çocuklar çok seviyor. Biliyorum büyüklerden de çok sevenler var. Benim çok fazla aram yok ama çocuklarım ve eşim gerçekten seviyorlar. Küçük oğluma biraz daha küçük bir boy yapıyorum. Tabaklarda görüyorsunuz. Ben çilek, muz ve birazcık fındık kullandım. Çok basit, çok kolay bir tatlı. Buyurun hemen yapımına geçelim. Evimizde nasıl waffle yapıyoruz? Derince bir kaba bir tane yumurta alıyoruz. Ve yarım çay bardağı şeker ekliyoruz. Çay bardağım klasik 100 ml olanlardan. Mikserle ya da çırpma teliyle dilediğiniz gibi birkaç dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Waffle evde her tost makinesinde olur arkadaşlar. Eğer yapışmaz bir taban tost makinanız yoksa yağlı kağıt arasına da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yağlı kağıt koyarak da gayet güzel bir şekilde pişiyor. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra şimdi 1 su bardağı süt ekliyoruz. Sütümü koyduğum bardak 200 ml'lik. Ardından yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. Vanilyayı iki pakette ekleyebilirsiniz eğer kokusundan çok hoşlanıyorsanız. Bir çay kaşığı dolu olarak kabartma tozu ekliyoruz. Bir çay kaşığı tarçın ekliyoruz. Çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Sevmeyen çıkartabilir. 1,5 su bardağı yine 200 ml'lik klasik bardaklarla da un ekliyoruz arkadaşlar. Ve yine mikser ya da çırpma teliyle ikisiyle de olur. Ama lütfen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar hamurumuzu güzelce çırpıyoruz. Böyle boza kıvamlı bir hamur oluyor. Yakından da göstereceğim şimdi birazdan size. Artık iyice hiç topak kalmadan çırptığım hamurumu tost makinemi açtım. Hamurumu hazırladım. Tost makinemi açtım. Şöyle kıvamını bir de yakından şöyle çektim size. Nasıl olduğunu görün diye. Akışkan bir kıvamı var. Boza kıvamına yakın. Ölçüler tamdır arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne göre belki 1-2 kaşık oynama yapabilir. Biraz daha sulu ya da çok az katı olabilir. Ama 200 ml'lik klasik bardakla bu ölçü tam. Çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Aslında yağlamadan da yapabilirim ama birazcık yumuş, birazcık daha yumuşaklık veriyor. Ben böyle granit taban bir tost makinesi kullandım. Ve 4-5 ayarda yavaş yavaş çevire çevire pişiriyorum. Tost makinem ısındı. Ve ben böyle bir sosluğa koydum. Kepçeyle de dökebilirsiniz. Ben bu şekilde rahat ettiğim için hemen önce böyle daha ince ve uzun olacak şekilde döküyoruz ki kapağını kapadığımız zaman zaten enlemesini olarak genişleyecek. Onu hesaplayarak daha böyle uzun ince olarak döküyoruz hamurumuzu. Hamurun büyüklüğü tamamen size ait. Ben tabaklarda gördüğünüz gibi bir tanesini küçük yapıyorum. Küçük oğlum çok büyük yiyemediği için. O da tam istiyor böyle, yani tam süslenmiş istiyor. Yarısını da kesmemizi istemiyor. Onun için ona küçük yapıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kapağını kapatıyorum ve 4-5 dakika sonra bakıyorum kızarıklığına. Bu arada biz hamuru biraz kıtır seviyoruz. Daha da yumuşak yapabilirsiniz. Biraz daha önce alırsınız. Zaten hamuru pişirirken yumuşaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada hemen yine gösteriyorum. Önce enlemesine çizgiler yaptık. 2 dakika sonra hemen kapağı açalım. Şöyle kare görüntüsünü vermek için ters çevirelim. Yani yan çevirelim hamuru. Tekrar yine aynı şekilde bu hamurdan arkadaşlar 3 tane büyük boy waffle çıkar. Çok rahat bir şekilde çıkar. Ama biraz daha küçültürseniz 4 tane küçük de çıkabilir. Bu şekilde hamurumu döküyorum. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Hamurunuzu dilediğiniz gibi dökebilirsiniz. Daha da tost makinenizin çapına göre daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Herkes kendi tost makinesini, fırınını tanıdığı gibi kendi tost makinesini de tanır. Ben 4'te ve 5'te sürekli başında olmak kaydıyla pişirdim. Yaklaşık 8-10 dakikada pişiyor. Ama yine dediğim gibi lütfen
başında durun ve kızarıklığını kendiniz ayarlayın. Daha yumuşak istiyorsanız biraz daha az kızartın. Yapımı bu kadar kolay. Artık waffle hamurumuz hazır. 3 veya 4 kaç tane yapacaksanız hamurdan hepsini pişirdikten sonra da diğerini pişirirken bu arada en önemli olan çikolatayı mutlaka hamur sıcakken sürün, kenara alın. Ondan sonra da hepsini meyvelerle süslersiniz. Ama mutlaka hem çikolatanın erimesi adına hem de hamuru biraz daha yumuşak tutabilmek adına çikolatayı siz de bilirsiniz ki sıcak sürmek gerekiyor. Diğerini pişirirken ben bu arada ötekilerin çikolatalarını sürüyorum. Evet, son waffle'ım da hazır. O da pişti. Büyüklükleri 2 tane büyük, 2 tane de orta boya, bir tane orta boya yakın, bir tane de küçük oldu. Bir tanesi mutfaktan kaçırıldı bu arada sade halindeyken. Evet, o da artık bitti. Sonuncu hamuru da açtım. Olmamış diyorum. Mesela böyle bakıyorum, beyaz kalmış diyorum. Devam ediyorum pişirmeye. 1-2 dakika daha tekrar bakıyorum. Tamam diyorum, kızarmış ve artık makineden alıyorum. Üzerine de çikolatasını sürüyorum. Çilek ve biraz muzla süslüyorum. Çok az da bir fındığım vardı. Biraz da fındık koydum kenarlarına. Ama siz isterseniz fındık, ceviz, beyaz çikolata, siyah çikolata, istediğiniz gibi kivi, hangi meyveleri yakıştırıyorsanız dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. O tamamen sizin ağız tadınıza, göz tadınıza kalmış. Göz zevkinize kalmış. Çok özür dilerim. Benim waffle'larım artık hazır. Bir tanesinin sade halde mutfaktan kaçırıldığını söylemiştim ufaklık tarafından. Ya evde yapmak, waffle yapmak gerçekten çok keyifli. Özellikle de çocuklarınız seviyorsa zaten çok aşırı keyif veriyor. Yapması da çok kolay gördüğünüz gibi. Çok kolay bir hamur çırpıyoruz ve tost makinesinde pişiriyoruz. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, beğendiyseniz eğer tabii ki değerli vaktinizden ayırıp küçük de olsa bir yorum bırakmayı videoma destek adına unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.